A artı B ve 5A sayıları aralarında asaldır olarak verildikten sonra bir denklem tanımlanıyor, B soruluyor. Dikkat ediniz, denklemin eşitliğinin en sade halinde yazdıktan sonra direkt pay paya, payda da paydaya eşittir diyeceğiz. 8 bölü 15'e bakıyorum, en sade halinde. O zaman A artı B eşittir 8, 5A eşittir 15 direkt söyleyebiliriz. Buradan A'yı 3 buluruz. 3'ü yerine yazdığımızda yan taraftaki denklemde B eşittir 5 çıkacak. B'yi soruyordu, C şıkkı. İki ifadenin aralarında asal olduğu söyleniyor. Oranları 10 bölü 26, A artı B sorulmaktadır. 10 bölü 26'nın en sade halinde yazarsak aralarında asal tanımını kullanabiliriz. 2'ye böldüğümde 5 bölü 13'tür. Daha sade yazılamayacak. Aralarında asal tanımı gereği pay paya eşit, payda da paydaya eşit yazabilirim. A artı 3 eşittir 5, 2B eksi 5 eşittir 13. A'yı buradan 2 buluruz. B'yi de eşittir 18'den, B'nin kendisi de 9 çıkacaktır. A ve B'nin toplamı istenmektedir. D şıkkı 11. A ve B doğal sayılar olmak üzere A'ya ve B'ye bağlı bir denklem veriliyor. Eşittir 17 olduğu söyleniyor. B kaçtır? Hemen şunu ifade edelim. 17 bir asal sayıdır. Çarpanları sadece kendisi ve 1'dir. Mesela 19 için de aynı şey. 19 çarpı 1'dir. Tüm asal sayılar kendisi ve 1'in çarpımından oluşur. Bölenleri olmayacaktır. Bu durumda A artı B ve A eksi B. Bir tanesi 17, bir tanesi 1 olacak. Mantıken aklımıza yatan toplamlarının 17, farklarının da 1 olduğudur şüphesiz. Bu durumda A artı B eşittir 17, A eksi B eşittir 1. Denklem çözümü yapıyorum. Taraf tarafa topladığımda B'ler gitti. 2A eşittir 18'den A eşittir 9 çıktı. A'yı sormuyorlardı. A artı B eşittir 17'de A'nın yerine 9 yazarsam B eşittir 8 çıkacaktır. Cevabımız E şıkkı. A ve B birer rakam. 3A ve 5B yani 30 küsür ve 50 küsür olan sayılarda asal sayı olduğu söyleniyor. İkisinin toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. En büyük değerlere bakalım. Mesela 39 desek mümkün değil, 3'e bölünür. 38 desek bir aşağı indik, 2'ye bölünür. 37 bir asal sayıdır. 3A için en büyük asal sayıdır. Aynı şekilde 5B için de 59'u asal sayı olarak bulabilirim. Topladıklarında 96'yı elde ederim. C şıkkı. Burada çok önemli bir ayrıntı göstermek istiyorum. Özel bir formül var. 6K artı eksi 1 olan sayılar, bu formüle uyan sayılar asal sayıdır. Örnek olarak mesela K yerine 5 yazarsam 6 kere 5 30. 1 fazlası 1 azı 31 ve 29'dur. İşte bu sayılar asal sayıdır. Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Asal olan 2 ve 3 bu formül için geçerli olan kaide değildir. 2 ve 3 bu formül için geçerli değildir. Benim 59'um ve 37'm, dikkat ediniz, bu formülde uyar. 37, 6 kere 6 36'nın bir fazlası. 59'da 6 kere 10 60'ın bir azından bu formüle uyar. C şıkkını pratik olarak bulabilirim. Verilen iki ifadenin aralarında asal olduğuna dikkat ediniz. Bir denklem verilmiş. A eksi B farkı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle aralarında asal tanımını kullanacağım bir formata getiriyorum. Yani 10 eşittir 24'ü tutuyorum. B artı 3'te dursun. A eksi 2'yi payda olarak yazdım öbür tarafa eşitleyin. Aynı şekilde 24'ü de öbür tarafa gönderelim. Yani 10 bölü 24 eşittir B artı 3 bölü A eksi 2 ifadesine ulaştım. 10 bölü 24 en sade hali değildir. Daha da sade hale getirelim. 2'ye böldüğümde 5 bölü 12 olur. En sade halleri dikkat ediniz. Aralarındaki asal tanımı gereği pay paya, payda paydaya eşit oluyor. Eşitleyelim. B artı 3 eşittir 5. B buradan 2 çıkar. Aynı şekilde A eksi 2 eşittir 12. A da buradan 14 çıkar. A eksi B sorulmaktadır. 14 eksi 2 cevabımız 12'dir. B şıkkı.